Hadi gelin ilk idemizi kuralım. IntelliJ IDEA. Google'a bunun için IntelliJ yazdığımda beni zaten JetBrains.com altında IDEA alanına götürecektir. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar JetBrains'in yükleme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Bu noktada JetBrains arkadaşlar IntelliJ IDEA'yı aslında bakarsanız bir community bir de ücretli versiyon olarak dağıtıyor. Yani ücretsiz versiyonunda biz herhangi bir ödeme yapmadan community versiyonuna ulaşabiliyoruz. Bir de ücretli versiyonu var. Biz ücretsizi kullanacağız. Bu noktada download butonuna tıkladığımız zaman bakın Ultimate ve Community versiyonunu bize gösteriyor. Bu noktada biz tamamen IntelliJ IDEA'yı Java'yı öğrenmek için kullanacağımız için bize yeterli olacak ücretsiz versiyon. Bu noktada hemen buradan exe'mizi indirebiliriz. Windows için direkt exe veya zip olarak indirebiliyoruz. Ben exe'yi indirip kurulumu direkt başlatıyor olacağım. İndirme işlemini gerçekleştiriyor dikkat ederseniz. 445 MB'lık bir indirme. Buradan sizden eğer arzu ederseniz kayıt olmanızı istiyor. Ben, yani genel olarak burası pek de doldurulmaz açıkçası. Ama arzu ederseniz destek verebilirsiniz. Bu noktada indirme işlemi bitince kurulumumuzu hemen yapalım. İndirme işlemi gerçekleşti. Hemen exe'ye basarak kurulumu başlatalım. Kurulumumuz tamamlandı arkadaşlar. Arzu edersek Run IntelliJ IDEA Community Edition'ı seçerek finish diyebiliriz. O çalıştıracaktır. IntelliJ IDEA'yı bizim için arkadaşlar. Bu noktada herhangi bir import gerçekleştirmeyeceğiz. Farklı kurulumlardan import almaya başlayacak. Bu noktada işte bir hata olursa JetBrains'e göndereyim mi? Arzu ederseniz bunu tercih edebilirsiniz. Ben Do Not Send'i tercih ediyorum. Bu noktada şurada buraya geldiğimizde bizden hangi temayı kullanmak istediğini söylüyor. Dracula mı yoksa Light versiyon mu? Yani siyah arka plan mı yoksa beyaz arka plan mı şeklinde. Bu noktada bunu seçtikten sonra Next diyelim. Default Plugins. Eğer arzu ederseniz buradaki pluginleri de kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yeni entegre ettiler sayılır. Biz şu an için bunları kullanmayacağız. İhtiyacımız olduğunda zaten kullanıyor olacağız arkadaşlar. Bu noktada Skip Remaining and Set Defaults diyebilirsiniz burayı bitirmek için. Ama arzu ederseniz eğer Java'ya hakimseniz istediğiniz tool'ları seçebilirsiniz. Evet artık IntelliJ IDEA'mız bizim için çalışıyor. Çalışacak arkadaşlar. Bundan sonra projelerimizi ilk etapta IntelliJ IDEA ile geliştiriyor olacağız.